Bartın, Zonguldak, Çaycuma, Devrek'i kapsayan Batı Karadeniz için Dünya Bankası'ndan önlem ve onarım çalışmaları amacıyla alınan milyonlarca dolarlık kredi yerinde kullanılmayınca bölgedeki felaketlerin arkası kesilmiyor. Bartın Çevre Meclisi alınan krediler yerinde kullanılmayınca Çaycuma Köprüsü'nün onarımı da yapılamadı ve 15 kişinin yaşamını yitirdiği felakete davetiye çıkarıldı. 1998 yılında Bartın'ı sel basınca bunun Dünya Bankası tarafından alınan kredilerle önlenmesi düşünülmüş ve ona göre de bir plan program yapılmış bizim anlayabildiğimiz kadarıyla. Ona göre de bazı uygulamalar yapılmış. Biz tabii Tefer projesini duyduğumuz zaman bir rahatlık içerisine de girdik. Yani işin açıkçası da bu. Bartın Çevre Meclisi üyeleri Ayşe Sevtap Uzun ve Şahin Şevki Bayraktaroğlu 22 Aralık günü katıldıkları Biraz da Ekonomi programında Çaycuma Köprüsü ve başka felaketlerin yaklaştığı uyarısında bulundular. Herhalde eksik yanlış bir şeyler oldu ki Bartın'a hala bu kadar büyük seller basıyor dedik ve 98 yılında olan o selin hemen ardından dilekçelerimizi yazmaya başladık. İlk kurum olarak Bartın DSİ İl Müdürlüğü tabii sorumlu kurum. Oraya yazdık. Dilekçemize cevap verilmedi. Valiliğe bir daha yazdık. Yani 7-8 dilekçelik bir süreç izlendikten sonra, 1-2 ay sonra işte bölge müdürlüğüne dilekçenize cevap vermek için soruyoruz gibi böyle bir garip cevap geldi. Ancak